Onlar ilerlemenin tedavi edilen hastalıklardan, inşa edilen otoyollardan, geliştirilen hayat standartlarından bahsediyorlar bana. Bense özleri boşaltılmış toplumlardan, ayaklar altında çiğnenen kültürlerden, tahrip edilen kurumlardan, el konan topraklardan, yok edilen dinlerden, imha edilen muhteşem sanat eserlerinden, sinip giden olağanüstü imkanlardan bahsediyorum. Bu aslında çok güzel bir nokta e, kitaptaki. E, çünkü e, yani hepimiz biliyoruz ki e, bu vasatlaşma aslında internete bağladığı kısmı da o. Yani 140 karakterde anlat. İşte sürekli bir duygusal infial modunda bir sosyal medya. O infial katılanlar, katılmayanlar. Sürekli bir bölünme. Siz, biz. Hiçbir konunun bağlamından koparılarak bir dezenformasyon değerlendirilmesi. Takım tutar gibi birbirine saldırma. Bir futbol da olabilir, yani spor da olabilir, siyasi de olabilir, başka bir şey de olabilir. Ve bir vasatlaşma ya da salaklaşma diyebilirim buna. Bir şey var ve ciddi şekilde toplumun eğitim düzeyinin ya da genel kültür düzeyinin düştüğü bir noktaya gidiyoruz. Zaten bu düşüşten de ortaya tamamen kafası kesilmiş tavuk gibi böyle ne yaptığını bilmeyen ve olan olaylar karşısında yani ne işte dünyada olan bu global warming'dir mesela çok önemli küresel ısınma Türkçesi hiçbir tür gelmiyordu aklıma. Küresel ısınma ya da ne bileyim işte madenlerin yok olması ama işte dünyanın kirletilerek devam etmesi ve çok ciddi aslında e, alarm vermesi yani bugün değil mi? Yangınlar onlar olmasına rağmen bunun karşısında sürekli herkesin ama ah, çok kötü diye yazdığı ama hiçbir önlem almadığı ve gittikçe böyle göz göre göre felakete gittiğimiz Gelecek kuşakların pahasına bugün yaşadığımız ama sonra da çocuklarımız çok sevdiğimizi söylediğimiz böyle saçma sapan bir kakofoni var ortada ve bütün bunlar aslında beraberinde işte vasatlaşmanın, apolitikleşmenin bence çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum kitap. O noktada onu da çok iyi anlatıyor. Yani neoliberal politikalara tekrar dokunurken kitapta o örgütlenme biçimlerinin yok olmasının, eğitim düzeyinin azalmasının beraberinde dijitalizmle de beraber sonucunda böyle azotlu bir netice ortaya çıkıyor. Şu an dizginsiz hiçbir şekilde önlenmeyen, kontrol edilemeyen bir kapitalizm var önümüzde. Şirket tokrasi var. Devletlerin gücünün olmadığı, sosyal yardımın olmadığı, her şeyin topluma yıkıldığı ve bunun dijitalizme beraber kuvvetlendiği için de böyle yani şey kar uğruna, günlük karlar uğruna böyle şey freni freni patlamış kamyon gibi böyle sonsuza, sona doğru gittiğimiz bir dönem görüyorum. Bir da okuduğumda görüyorum ve bunun önünde hiçbir engel yok. Aslında kitabın bağıra bağıra söylemeye çalıştığı hem doğa katliamını anlatarak hem bizim senle senin sahneştirdiğimiz pis işler kitabındaki o pis işlerin sebeplerinden yola çıkarak bir şey söz konusu, durum söz konusu ama dediğim gibi hani aynen, aynen bu kişi yani bunu okuyor. Yani çok garip bir şey söyleyeceğim. Bunu mesela okuyor insanlar bu durumları. Ha evet çok doğru diyor, retweetliyor ama sonra 3 dakika sonra televizyonu değiştirebiliyor. Yani bir etkisi yok, çok enteresan. Yani olayla duygusal bağlantı kurmuyor. Çünkü bir bilgiden ve veriden ve o anlık bir primden ibaret. Ya yani bak ben de şeyim bunun farkındayım retweetledim tam bitti sonra devam. Aslında bu korkunç olan kısmı bence bu.